Hemen Hanım değişim yolculuğuna Sevgi Hanım'ı diş hekimimiz Çağdaş Bey'in kliniğine götürerek başlıyor. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim. Merhaba. Çağdaş, Sevgi ben. Hanım. Sevgi Hanım, Sevgicim, gel böyle. Ürkek davranma, şöyle şöyle. Diş hekiminden korkar mısın? Evet. Herkes evet, gibi. Herkes gibi. Evet. Korkma, korkma. Herkes artık gibi diye bir şey yok canım. Artık insanlar korkmuyor diş hekiminden. Korkmuyor, korkmuyor. Artık korkmuyor. Ama korkan arkadaşlarımız var. Ama artık korkacak bir şey Peki, yok. Peki korkuyorsun, bakıyor musun dişine? Günlük düzenli fırçalıyorum ama son zaman, yani son iki senedir dişçiye gitmedim. Var problemlerim ama gitmem gerekiyor. Hı. Evet. Şimdi böyle bir gerçek var. Bazen insanlar korkuyor ama korktuğu halde dişlere dokunmuyor, fırçalamıyor. Hem korkup hem bakmamak olmaz. Ondan madem korkuyorsunuz lütfen dişlerinize bakın ki daha az diş hekimi ihtiyacınız olsun. Ama muhakkak 6 ayda bir diş hekimine kontrole gitmek şart. Mesela Emel Hanım dişleri tuttu. Ben nedir bir o? Şey buldum. Ay bir saniye. Nedir bu? Diş. Diş. Azı dişi. Değil mi bunlar? Evet. Evet. Bu aslında şeyi anlatan bir model. Neyi? Diş eksikliğinde ne yapılır? Mesela diyelim ki bu diş çekildi. Diş çekilince ne yapılır modeli bu? Diş çekilince iki alternatif mevcut. Ya implant yapabilirsiniz ya da köprü. Köprü yaparken bu dişler küçültülüyor biliyorsunuz. Üzerine böyle kaplamalar geçiyor ve ortaya geliyor. Veya implant dediğimizde kemiğin içerisinde bir vida konuluyor. Bak burada çok büyütülmüş hali var. Korkabilir insan. Böyle bir vida konuluyor. O vida sertleşiyor kemikle. Ondan sonra da dişin düştü dişin. Pardon, döküyor. Biraz büyük gelir size. Ya ne güzel şey de olsa gibi. Böyle dişler de böyle çıkaracaksın, yapacaksın cacımadan ondan sonra ay ne güzel. Akşamları yapalım size takıp çıkarmalı diş, babaannelerimizde var, anneannelerimizde. Ben eskiden küçükken ne zannederdim biliyor musun? Böyle işte babaanne, anneanneleri bir evet. Hani takma dişleri. Herkesin dişleri çıkıyor zannediyordum ben. Dişimi çıkarmaya çalışıyordum. Anne niye benim dişlerim çıkmıyor diye. Meğersem takmam işte. Evet. Sonradan anladık yani küçükken. İmplantın bulucusu. İlk defa implantı bulan kişi demiş ki artık kimse bardağa dişlerini koymayacak diye. Çünkü implant biliyorsunuz sağlam temellere oturan bir diş. Hiç dişi olmayan bireye bile sabit diş yapılabiliyor. Ve kısa zamanda yapılabiliyor bu işler. İmplantı böyle bir sözü var. Mu? Oluyor tabii ki canım. Oluyor değil mi? Yani çıkartıp bardağa koyduğun diş hiçbir zaman rahat değil. Ay bunlara evet çok hatırlıyorum öyle. Hareket yapma deniliyor, hiç rahat değil. Yani ama siz deyin ben yapayım size. Ya oldu. Korkutursunuz çocukları bana. Ha evet evet doğru. Yapar mısın öyle bir? Tabii ki. Takma diş tamam. Bakın çocuklar dişlerini çıkarıyorum, suya koyuyorum. Bir de içine bir şey koyarlardı eskiden. Bir temizlesin diye. Bir temizlesin diye. Tabii, çamaşır düğünü falan. Gibi. Bakalım. Emel Hanım keyifli sohbetinden sonra hekimimizle konuğumuzu yalnız bırakıyor ve Çağdaş Bey değerlendirmelerine başlıyor. Sevgi Hanım tekrar hoş geldiniz. Şimdi Sevgi Hanım'da yaptığım ağız muayenesi sonucunda gördüm ki birkaç ihtiyacı var. Öncelikle ağızda bayağı bir diş taşı var. Bu diş taşlarının temizlenmesi lazım. Üst dişlerde düzensizlikler var. Yani biri uzun biri kısa. Ve bazı şu bakalım gülümsediğinizde açalım biraz şöyle dik durun lütfen. Burada köpek dişi formunda bunlar. Yani biraz sivri. Yandaki köpek dişleri de biraz sivri. Onları hem kozmetik kontürleme hem de bonding yaparak çözeceğiz. Aşağıdaki dişler çok fazla çapraşık. Bunların çözümü sadece tel takmaktan geçer. Yani üst dişleri düzenleyeceğiz ama alt dişler için normalde tel takmak lazım. Ortodontik tedavi de aşağı yukarı böyle bir vakada bir sene sürer. Onları alt dişlere müdahale etmeyeceğiz. Üst dişleri daha düzgün hale getireceğiz. Unutmayın. Tel takmanın yaşı yok. Her zaman ortodontik tedavi yapılabilir. Ortodontik tedaviyi ortodonti uzmanları yapıyor. İçeriden takılabilir, dışarıdan takılabilir, şeffaf plaklarla yapılabilir. Bunun birkaç farklı yolu var. Sizin böyle bir ihtiyacınız varsa lütfen diş hekiminize danışıp bu konuda çare arayın. Şimdi tedavilerimize başlıyoruz öncelikle diş taşlarını temizleyerek. Diş taşı temizliği tamamlandı. Şimdi sıra geldi dişin yüzeyindeki lekeleri temizlemeye. Lekeleri temizledikten sonra dişin gerçek rengi açığa çıksın. Ondan sonra gerçek rengi zaten sarı, dişi beyazlatalım istiyorum. Şimdi diş beyazlatma işlemini yapıyoruz.
diş beyazlatma işlemi muhakkak hekim kontrolünde yapılması gereken bir işlem. Diş hekimi diş beyazlatma işlemi niye evde ya da ofiste yapabilir? Bu diş hekiminin tercihine kalmış. Şu an uygulanan diş beyazlatma yöntemi ofis tipi beyazlatma olarak geçiyor. Dişin üzerine uygulanan bir ajan kendi ışığı sayesinde aktive edilerek dişi beyazlatıyor. Diş beyazlatma işlemi aşağı yukarı 6 ay ile 1 sene arası gider. 6 ay 1 sene sonunda dişler eski haline geri döner. Evet, 45 dakikalık süremiz sona erdi. Diş beyazlatma işlemi tamamlandı. Evet. Dişlerde ufak tefek şekil bozuklukları olduğundan bahsettim. Ön dişlerin yanındaki dişler çok sivri. Köpek dişleri çok sivri. Bazı dişler diğerlerinden biraz daha kısa. Bu işlemi kompozit bonding yöntemiyle düzelteceğiz. Kompozit bonding yöntemi dişlere ufak tefek ilaveler yaparak ve bazı dişlerde kozmetik kontrollama yaparak yani çıkarma yaparak yapılan işlemdir. Adı üzerinde küçük değişimler için kullanılabilir. Yani dişte ufak tefek çapraşıklık varsa, dişte aralıklar varsa çok başarılı bir yöntemdir. Diyelim ki dişin arasında aralık var, bu aralık yarım saat 45 dakikada kapanabilir. Eğer radikal değişimler yani büyük değişimler yapmak gerekiyorsa böyle dişlere lamine yani dişin ön yüzüne yapışan porselen yapraçıklar veya büyük yıkımlar varsa tam kaplamalar yapmak gerekebilir. Hangisinin uygun olduğuna hekiminiz karar verecek. Bazen ufak tefek değişimler insanda büyük fark yaratabilir. Göreceksiniz ufak tefek değişimlerle gülüş ne kadar fark edecek. Şimdi hamur kıvamındaki malzemeyi alıp bunlar hamur kıvamında. Dişin orasına ekliyorum. Ekledikten sonra da şekil veriyorum. Bu şekilde teker teker dişlere ilaveleri yapacağım. İlaveleri yaptıktan sonra özel disklerle rahatlayabilirsiniz, güzel. Özel disklerle şekilleri verip cilalayacağız. Ve teker teker bu işlemleri yapmaya başlıyorum. Evet, şimdi sağ tarafa yapmaya devam edelim. Ve bonding uygulaması başladı. Bonding, ufak tefek değişimleri yapmak için birebir. Ama hep altını çiziyorum, küçük değişimler. Büyük değişimler için lamineyi tercih ediyoruz. Dişle aynı renkte malzeme seçiliyor. Bu malzeme dişin üzerine ufak tefek ilave yapılarak sonra şekil verilip cilalanıyor. Dişlerde aralıklar vardı aralarda, ufak tefek aralıklar vardı. Bazı dişler küçük kısaydı, onları hafif uzattım. Güzel bir gülüş tasarımı ayarladım. Az sonra da sonuç çıkacak. Bonding'in güzelliği hemen bir günde olması. Birkaç saatte işlem tamamlamış olurum. Sevgi Hanım'la çalışmamızı tamamladık. Sevgi Hanım gayet iyi görünüyorsunuz. Evet. Sevgi Hanım daha dişlerini görmedi. Merak ediyorsunuz diye düşünüyorum. Çok merak ediyorum, evet. Gelin, aynayı alalım, bir gösterelim. Buyurun. Harika. Bugün Sevgi Hanım'la keyifli bir çalışma yaptık. Amacımız hem sağlıklı hale getirmek Sevgi Hanım'ı, hem de ufak tefek dokunuşlarla güzel hale getirmek. Bu değişim birkaç saatlik bir sürede tamamlandı ve Sevgi Hanım'ı tatmin etti, beni de çok mutlu etti ondaki tatmini görmek. Sizin de böyle bir ihtiyacınız varsa lütfen diş hekiminize danışıp bu konu hakkında bilgi alın ve bu uygulamalardan faydalanın. Ufak tefek dokunuşla daha mutlu hale gelelim.